Merhaba arkadaşlar. Çanar Akademi olarak yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Mebin 2020 LGS Nisan ayı için yayınladığı örnek İngilizce soruları çözeceğiz hep beraber. Hemen ilk sorudan başlayalım. Read the text. Metni oku. Check the website. Web sitesini. Görsel bir soru gördüğünüz gibi. inceleyen and answer the question. Ve soruya ona göre cevap ver. Soru ne diyor? According to the information above. Yukarıdaki bilgilere göre. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi? An appropriate movie. Uygun bir filmdir. Appropriate. Uygun demek. Movie film. For Sarah and Tim. Sarah ve Tim için uygun ortak filmi bulacağız. Şimdi. Önce bilgileri okuyalım. Sarah likes comedy films and science fiction movies. Sarah komik komedi filmlerini ve bilim kurgu filmlerini çok sever. sever. However ancak she finds dramas unbearable. Unbearable tahammülü olamamak. Ancak drama filmlerine tahammülü yoktur. Yani drama filmlerini sevmez. Her 14 year old son Tim, onun 14 yaşındaki oğlu Tim, Tim'in yaşı burada 14 yaşında ona dikkat ediyoruz. Is fond of watching action movies. Ee, action movie'lere fond of düşkün olmak biliyorsunuz. Action movie'lere yani aksiyon filmlerine ve komedilere düşkün. He also thinks aynı zamanda science fiction movies are interesting. Science fiction movie'leri de seviyor. Yani annesiyle komedi e, ortak özellikleri komedi filmlerini de ve science fiction movie'leri her, her ikisi de seviyor. Sarah wants to go to the cinema. Sarah pazar günü sabah sinemaya gitmek istiyor oğluyla beraber with her son. She wants to find a movie that is appropriate for both of both of her ikisi de o her ikisi de uygun her ikisi için de uygun olan bir film bulmak istiyor. They preferences. Her ikisinin de tercihlerine uygun bir film bulmak istiyor. Şimdi hemen filmlere bakıyoruz. Şöyle The Last Two Hours'a baktığımda arkadaşlar burada yaş 16 ve üstü olduğu için hemen The Last Two Hours filmini eliyorum. Çünkü Tim'in yaşı 14. Impressive Life filmine baktığımda burada drama filmi olduğu için çünkü Sara drama filmlerine tahammülü yoktu. Impressive Lifeı da eliyorum dolayısıyla. E, Out of the World'a baktığımda 4pm ile 11pm Sara sabah gitmek istiyordu sinemaya. Dolayısıyla öğleden sonra 4 ve 11 seansı olduğu için Out of the World'u da eliyorum. Ridiculous Man'e bakıyorum. Komedi her ikisinin de ortak sevdiği yaş 6 ve üzeri time uyuyor. Sabah 10.30'da seansı var. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız Ridiculous Man olacak arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Read the text. Metni no oku. Look at the table. Buradaki tabloya bak ve answer the question. Ve soruya cevap ver. Soru ne istiyor? According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre who isn't planning? Kim planlamıyor an activity for the weekend? Hafta sonu için. Hafta sonu için plan kimler plan yapmıyor? Hafta sonu burada önemli, ona dikkat ediyoruz. Hemen bakıyoruz. Alice, David, Mary and Tom are planning different free time activities for this week. Alice, David, Mary ve Tom bu hafta için farklı different Free time activities boş zaman aktiviteleri planlıyorlar. Bakalım ne yapıyorlar? Alice is going to go to the cinema with her friends. Alice arkadaşlarıyla sinemaya gidecek. Tom is going to go to the cafe with his buddies. Tommy, Tom arkadaşlarıyla kafeye gidecek. David is going to ride a bike in the morning. David arkadaş David pardon sabah bisiklete binecek. Ride a bike. Mary is going to play bowling after school. Mary de okuldan sonra bowling oynayacak. Going to biliyorsunuz gelecek zaman planlanmış olaylarda durumlarda kullanıyordu hatırlarsanız. Mary de ne yapacakmış arkadaşlar? Okuldan sonra bowling oynayacak. Şimdi biz burada neye dikkat edeceğiz? Hafta sonuna. Buradaki günlere ve aktivitelere bakıyoruz. Dolayısıyla hafta sonu günlerine baktığımızda neyi görüyoruz? Saturday ve Sunday. Hemen burada yapılacak aktivitelere bakalım. Saturday, hafta sonu aktiviteleri cycling bisiklete binmek ve film izlemek. Dolayısıyla bunları eliyoruz. Yani bisiklete binmek ve film izlemeyi buradan çıkarıyoruz. Kim bisiklete biniyordu arkadaşlar? David. David'in David'i eliyoruz. Ve e, kim film izleyecekti? Alice. Geriye kim kalıyor? Tom ve Mary. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Çünkü sorumuzda ne diyordu? Hafta sonu plan yapmayanı bulacaktık. Biz Saturday ve Sunday'i bulduk. Onları eledik. Geriye B şıkkı kaldı. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Üçüncü soruya bakıyoruz. Read the text. Metni oku and answer the question. Ve soruya cevap ver. According to the information above. Yukarıdaki bilgiye göre. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi most appropriate menu for Tom? Aşağıdaki menülerden hangisi Tom için uygundur arkadaşlar? Yukarıdaki bilgiyi okuyacağız ve Tom için uygun menüye karar vereceğiz. Sam and his friend Tom. Sam davet etti kimi? Arkadaşı Tom'u to dinner, akşam yemeğine. He wants to prepare meals yemekleri neye göre hazırlamak istiyordu? According to e göre. Tom's preferences. Tom'un tercihlerine göre yemekleri hazırlamak istiyordu. Here is some information about Tom's food preferences. Aşağıda Tom'un e, yemek tercihleriyle ilgili bazı bilgiler var. Information vermişler bize arkadaşlar. E, şöyle baktığımızda hemen e, Tom prefers meat to fish. Tom e, eti balığa tercih eder. Yani et seviyor Tom. Hiddisas Green Vegetables yeşil sebzeleri sevmiyor. Ve Keenan Cold Dessert ve soğuk tatlılara da düşkün değil. Şimdi elimizde 3 tane bilgi var. Eti seviyor. Bala, eti balığa tercih ediyor. Eti seviyor yani. Yeşil sebzeleri sevmiyor ve soğuk tatlı da sevmiyor. Hemen şöyle şıklara bakıp eleyelim. A şıkkına baktığımda hemen burada ice cream görüyorum arkadaşlar. Dondurma soğuk bir tatlı olduğu için A şıkkını hemen eliyorum. Tom'a uygun değil. B'ye bakıyorum. Parsley soup demiş. Parsley soup arkadaşlar parsley biliyorsunuz maydanoz demek. Maydanoz çorbası yeşil sebzeleri sevmediği için burada green vegetables yeşil sebzeleri sevmediği için hemen bunu da eliyorum. C'ye bakıyorum. C'de de fişi görüyorum. Fişi eti de balığa tercih ettiğince tercih ettiği için C'yi de eliyorum. Geriye elimde de menüsü kalıyor. Hemen inceliyorum. Tomato soup. Tüm evet domates çorbası olur. steak, biftek, et doğru. Hot cocoa rolls, ee, sıcak bir tatlı. Sıcak oko e, ruloları demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Eleme yöntemiyle doğru cevabı bulmuş olduk. Hemen dördüncü soruya geçelim. Read the text. Metni oku and answer the question. Ve soruya cevap ver. According to the results of the survey, araştırmanın sonuçlarına göre, araştırmanın sonuçlarına göre, which of the following is correct? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yukarıdaki araştırmanın sonuçlarına göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi, şuna dikkat edeceğiz. Mr. Black asked a hundred students. Bay Black 100 öğrenciye sormuş. Öğrenci sayısı önemli. 100 öğrenciye sormuş. About their mobile phone usage habits. Cep telefonu kullanım alışkanlıkları ile ilgili 100 öğrenciye sormuş. Aşağıda sonuçlar var. More than half of the students. Öğrencilerden öğrencilerin yarısından fazlası. Yani 100 öğrencinin yarısı 50, 50'den fazla kişi use to keep in touch with their friends. Cep telefonunu arkadaşlarıyla ile temasta e, iletişimde kalmak için yani iletişim için kullanıyor. Bir sonraki açıklama the number of the students who use mobile phones. Öğrencilerin sayısı hangi öğrencilerin sayısı cep telefonu who use mobile phones to find articles related to their lessons. Dersleriyle ilgili uygun araştırmayı yapmak için cep telefonu kullanan öğrencilerin sayısı is less than all others. Öbürlerin hepsinden daha azdır. Yani en düşük oran bu olacak arkadaşlar. Cep telefonunu araştırmak için kullanan öğrencilerin sayısı en düşük olacak. Ve son açıklamaya bakıyoruz. Playing online games. Online oyun oynamak using mobile phones is as popular as buying things from the internet. Online oyun oynamak internetten online oyun oynayan öğrencilerin sayısı internetten alışveriş yapanların sayısı kadar popülerdir. Yani bunlar eşit olacak. Şimdi elimizde 3 bilgi var arkadaşlar. 100 e, öğrencinin yarısından fazlası iletişim için kullanıyor. E, cep telefonu araştırma için kullananların sayısı öbürlerinden daha az ve online oyun oynayanlarla internetten alışveriş yapanların sayısı eşit olacak. Şimdi bu durumda şöyle bir tablolara baktığında D şıkkına Baktığında daha doğrusu önce aşağıdaki karelere bakıp neyi ne için kullanacağımıza bakalım. Şimdi beyaz kısım iletişim için kullananların sayısı. iletişim biliyorsunuz 50'den fazla, yarıdan fazla olacak. Pembe kısım araştırma yapanlar. Araştırma yapanlar en az olacak. Araştırma yapanlar en az olacak. Sarı kısımda eğlence yani cep telefonu oyun oynamak için kullananlar. Ve çizgili kısımda da online alışveriş yapanlar var. Şimdi biz şuna dikkat edeceğiz. Eğlence ve online shopping eşit olacak. Yani sarıyla çizgili kısım eşit olacak. Dolayısıyla ben şöyle bir baktığımda C şıkkını eliyorum. Sarı ve çizgili kısım eşit değil arkadaşlar. Öbürlerinin hepsinde gördüğünüz gibi sarı ve çizgili kısım eşit. O yüzden C şıkkını bundan dolayı eledim. D şıkkına bakıyorum. Beyaz kısım ne dedik biz beyaz kısım için? iletişim arkadaşlar. İletişim için kullananların sayısı ne olacak? Yüzün yarısı 50, 50'den fazla kişi olacak. Bu yüzde 45 olduğu için D şıkkını da eledim arkadaşlar. Ve son olarak ne dedik? pembe kısım araştırma yapanlar şurada demiştik ki cep telefonu kullananların yani daha doğrusu dersiyle ilgili araştırma yapan öğrencilerin sayısı öbürlerin hepsinden az olacak. Pembe kısım da en düşük olacak. Yani öbürlerine göre en düşük olacak. Dolayısıyla burada %15, yüzde ondan fazla olduğu için B'yi de eliyorum. Geriye elimde A şıkkı kalıyor. Evet, A beyaz kısım %60 doğru bir bilgi. 50'den fazla olacak. Sarı ve çizgili kısım yani eğlence ve online shopping için kullananların sayısı eşit olacak ve en az da ders için yani araştırma yapanlar için yani pembe kısım da en düşük %10. Dolayısıyla doğru cevabım benim A şıkkı olacak. Ve hemen son soruyu okuyalım. Read the text. Metni oku and answer the question. Ve soruya cevap ver. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi? Doesn't have an answer. Cevabı yoktur in the text above. Aşağıdaki sorulardan hangisinin yukarıdaki metinde cevabı yoktur? Aşağıdaki sorulardan hangisinin yukarıdaki metinde cevabı yoktur? Online games. Online oyunlar are very popular. Çok popüler. Are very popular. Çok popüler. Among young people. Gençler arasında çok popülerdir. Lots of children. Çocukların çoğu are becoming addicted. Addicted biliyorsunuz bağımlı olmak. Addict hale geliyorlar. Bağımlı hale geliyor. To the internet and online games. İnternete ve online oyunlarına bağımlı hale geliyorlar. Play Online games, online oyunları on their tablets or smartphones. Tablet ya da smartphonelarını kullanarak oynuyorlar. These children, bu çocuklar spend, harcarlar, vakit geçirirler. 6-10 hours, 6-10 saat arası online Vakit geçirirler and they rarely ve nadiren have face-to-face -face communication with their families. Aileleriyle face-to-face -face, yani yüz yüze çok az iletişimde bulunurlar. Rarely, nadiren. Some of them, bunlardan bazıları refuse to go to school. Refuse to go to school, okula gitmeyi reddederler. Refuse. Because çünkü they want to stay at home evde kalmak isterler and play games evde kalıp oyun oynamak isterler bu yüzden okula gitmeyi refuse ederler reddederler parents aileler aren't happy mutlu değiller about their children çocuklarının bu durumundan aileler mutlu değil şimdi hemen soruları okuyup yukarıdan cevaplarını bulmaya çalışalım biz cevabı olmayan soruyu bulacağız arkadaşlar not have What kind of devices? Ne tür araçlar kullanırlar? Can children use to play online games. Online oyunlar oynadıklarında çocuklar ne tür araçlar kullanır? Yukarıda hemen arkadaşlar hatırlarsanız tablet ve smartphone demiştik. Dolayısıyla bunun cevabı var. A şıkkını eliyoruz. B'ye bakıyoruz. How much time? Ne kadar vakit? Do the addicted children. Bağımlı çocuklar. Addicted children. Spend online. Online ne kadar vakit çocuklar ne kadar vakit bağımlı çocuklar online ne kadar vakit harcarlar? Hemen şurada 6-10 saat arası demiştik. Dolayısıyla B'yi de eliyoruz. C'ye bakıyoruz. What are the reasons? Nedenleri nelerdir for online game addiction? Online oyun bağımlılığının nedenleri nelerdir? Böyle bir cevap var mıydı yukarıda? Yok da hemen şuraya şöyle bir soru işareti koyalım. Cevabımız bu olabilir. D'yi de eleyelim. How do parents aşağı pardon aileler how do parents feel about aileler çocuklarının about their children's habits çocukların alışkanlığıyla ilgili nasıl hissediyorlar ne hissediyorlar burada en son cümlede demiştik ki parents aren't happy çocuk aileler çocukların davranışlarından bu davranışlarından aren't happy mutlu değiller dolayısıyla d'nin de cevabı var arkadaşlar cevabı olmayan tek soru c şıkkı olacak doğru cevabımız c şıkkı arkadaşlar Evet, bugünlük videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişizdir. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.